İkaros kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yurt dışında okumak adlı konseptimizde karşınızda. Yurt dışında merak edilen soruları konuklarımıza yönlendireceğiz. Bugünkü konuğumuz Ayşenur Kandal. Ayşenur Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Ayşenur. Özel eğitim alan öğretmeniyim. Kıbrıs'tan mezunum. Geçen sene mezun oldum. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde okuyordum. Lefke bölgesinde. Bu şekilde. Şimdi şöyle, yurt dışında okumak deyince akla biraz daha uç şeyler geliyor. Siz de Tabii. Kıbrıs'tasınız, hani en azından uzak, yani yurt dışı oluyor. Bununla ilgili soru soracağım. Mesela Tabii. merak ettiğim konu şu, adapte olma süreciniz nasıl geçti? Şöyle, ben gittiğimde 17 yaşındaydım. Babamla beraber gittik. Aslında tek gidecektim, o da gelmek istedi falan. Şöyle, ilk zamanlar çok garipsiyordum. Yani trafik sağdan değil, soldan akıyor, ters akıyor. Bir sürü, ben Denizli'de doğdum, büyüdüm. Denizli'de görmediğim kadar siyahi öğrenci, farklı bir kafadalar, sürekli şuralarında bir işte radyolar var, mikrofonlar var, sürekli şarkı söylüyorlar, şarkı dinliyorlar. Görünüşleri, kıyafetleri, her şeyiyle çok farklılar. Bir de Kıbrıslı dediğimiz bir kesim var. Onların konuşmaları da bize benziyor ama anlaması çok güç ve çok değişik konuşuyorlar. İlk zamanlar bunlara alışmak benim için oldukça güçtü. Galiba 3-4 ay oldukça bu konuda zorlandım. Hatta ilk ay içinde böyle sahile gidip oturup böyle kulaklığımı takıp sahile karşı ağladığımı falan hatırlıyorum annemlerle konuşup. Ki ben girdiğim ortama çabuk uyum sağlayan biriyim. Ona rağmen oldukça ilk 4 ay 5 ay benim için zor geçti diyebilirim. Onu soracaktım. Hani sosyal bir insanken bu süreç oldu değil mi? Mesela 3-4 ay sosyal bir insanım Tabii dediniz ki, tabii ve ki. 3-4 ay oldu. Bazı arkadaşlar var. O da asosyal oluyor biraz daha. Evet. Hani bir doğru orantı yaparsak biraz daha uzun sürebilir tabii Kesinlikle ki. öyle. Ben kendi arkadaşlarımdan biliyorum mesela, tanıdığım insanlardan. 4 yılı Kıbrıs'ta geçirmiş mesela ama işte bir Girne'ye gitmemiş, bir Mağusa'da bir kaleye çıkmamış mesela. Kıbrıs'ta yapabileceği hiçbir şey yapmamış, hiçbir şey deneyimlememiş gibi. Yani Anladım. onların uyum süreci aslında 4 yıl sürüyor da diyebiliriz. Yani evden okula, okuldan eve bir hayat sürüyor veya yurda. Peki konuşma dediniz de hocam. Konuşma hangi dilde konuşuyordunuz? Hani siz Türkçe ile mi anlaştınız? İngilizce bilmek zorunda mısınız? Şöyle, genelde Türkçe ile hayatını geçindirebilirsin. Çünkü 100 bin tane öğrencinin olduğu bir şehirden bahsediyoruz ve oldukça büyük bir yer değil, küçük bir yer. Mesela yüz ölçüm olarak baktığımızda, ben Denizliliyim, Denizli'den çok daha küçük mesela. Ama 100 bin tane öğrenci var. Zaten orada olduğunuz zaman çevreniz hep öğrencilerle dolu oluyor. Bu yüzden çok da sıkıntı olmuyor sizin için. İşte Kıbrıslıların konuşması, şivesi bizden daha farklı. İlk zamanlar çok tatlı geliyor falan. Onlarla da iletişim kuruyorsun. Zaten onlar çok bizden de sıcakkanlılar. Onlar sana çok destek oluyorlar her konuda. Yani en azından bir bölümünün oldukça nezaket kuralları çerçevesinde davrandığını söyleyebilirim. Onda da sorun yaşamıyorsun. İngilizce siyahilerle iletişim kurmak istiyorsan, dilini geliştirmek istiyorsan onu da yapabilirsin. Ama siyahilerle hiç konuşmadan veya yabancı hiç kimseyle konuşmadan daha hayatını devam ettirebilirsin. Ama dilini geliştirmek istiyorsan mesela 41 farklı ülkeden bir ara oryantasyonda çalışıyordum. 41 farklı ülkeden öğrenci geliyordu mesela bizim okulumuza. Ki bizim okul mesela diğer okullara göre nispeten daha küçük. Yani son yıllarda hızlı büyümüş bir okul. Ona rağmen İngilizce bilmeden de hayatını geçindirebilirsin ama İngilizceni geliştirmek istiyorsan çok rahat onu da Ben de geliştirebilirsin. tam onu eklemek isteyecektim. Biraz daha fırsat oluyor yani. Kesinlikle, Hani kesinlikle. geliştirmek istiyorsan kendine şöyle bir sorun var da genel olarak Anlıyorum ama öğrencilerle anlıyorum konuşamıyorum. ama konuşamıyorum tarzında bir şey var. Onu geliştirmek için güzel bir ortam Evet. diyorsunuz. Şöyle mesela Afrika'dan gelmiş, Zimbabwe'den gelmiş. O da İngilizceyi sonradan öğrenmiş. O da şıkır şıkır konuşmuyor. Ama mesela başka ülkelerden gelen insanlar da var. Ana dili İngilizce olan. Onları da daha böyle seçmece arayarak bulursan onlarla çok daha rahat konuşabilirsin ve güzel bir dil öğrenirsin. Hani siyahilerle olduğu gibi olmaz. Hani öyle söyleyebilirim. Peki hocam, Türkiye'den Kıbrıs'a giderken bir pasaport kontrolünden geçiyorsunuz yoksa kimlikle gidebiliyor musunuz? Öğrencisiniz diye ekstra bir hani kolaylık sağlıyorlar mı veya ailenizle görüşmeleriniz nasıl oldu? Bu süreçten biraz bahseder Tamam, misiniz? ilk başta en sondakinden başlayalım. Aileyle görüşmeler, şimdi normal görüşme yapamıyorsunuz çünkü ekstra fatura. Tabii. Böyle daha uygulamalardan, WhatsApp'tan olabilir, diğer uygulamalardan olabilir. Oralardan konuşuyorduk, oralardan iletişim sağlıyorduk. Başka ne sormuştunuz?
pasaport mu geçiyorsunuz yoksa kimlik olarak mı geçiyorsunuz? Şimdi şöyle, kimlikle de gidebilirsiniz. Ama kimlikle giderseniz orada size 90 gün süre vereceklerdir. Bir tane giriş kartı veriyorlar. Onun üzerinde 90 gün mührü vuruluyor. 90 gün orada kalabilirsin veya 30 günde olabilir, tam hatırlamıyorum. Yani değişiyordu. Bazen 90 gün vuruyorlar, bazen 30 gün. O süre zarfı içinde orada kalabilirsin ama daha fazla kaldığın zaman ceza ödemen gerekiyor. Öğrenci olarak öğrenci oturum izni dediğimiz bir muhaciret sistemi var. Oraya kaydoluyorsun. Öğrenci olduğuna dair yüklemen gereken evraklar var. Onları yüklüyorsun. Ödemen gereken belli bir harç var. Onu ödüyorsun. İşte 2 yıllık bir bölümsen 2 yıl kadar, 2 yıl için bir miktar. 4 yıllık bir bölüm okuyorsan onunla ilgili bir miktar ödüyorsun. Onun makbuzunu yaptığın zaman okula bir tane evrak geliyor, o muhaciret kağıdın. Onunla beraber her giriş çıkışında onu göstermen gerekiyor. Pasaportuna, pasaportla çıkaracaksın tabii ki. Pasaport, o mührü pasaportuna vuruyorlar bu sefer. Hiçbir şekilde sorun yaşamıyorsun. Daha kolay oluyor evet, o zaman. Evet, evet, daha kolay oluyor ve ceza ödemiyorsun. Yani diğer türlü oldukça günlük 120 liraydı sanırım. Bir cezası var. Mesela 91. gün işte 120, 120, 120 bu şekilde düşünün ve mesela adadan 4 ay, 5 ay çıkmadığınızı varsayarsak bu oldukça yüklü bir miktar. Ve o miktarı ödemediğiniz takdirde adada kalmanız gerekiyor. O miktarı ödedikten sonra çıkabiliyorsunuz. Farklı yolları da var bildiğim kadarıyla. Hani geç de olsa muhaciretini tamamlarsan yine o parayı ödemeyebiliyorsun gibi. Peki Ayşenur Hocam, para birimi nasıl bu hani ödeme konusu dedik ya. Para birimi ne olarak? Türk lirasını kullanılıyor. Türk lirası kullanılıyor ama mesela ev kiralayacaksındır Girne'de bir bölgede. Mesela biz, ben Lefke'deydim. Bizde hep ev kiraları da TL üzerinden de çok böyle ekstra bir yerde oturmuyorsan. Ev kiraları sterlin üzerinden. Mesela 8.000 sterlin veya işte 9.000 sterline çok güzel evlerde oturabiliyordun. Ama artık hani öğrenci apartlarının oldukça yoğunlaşmasıyla birlikte hani o evin, kalacak yerin hani az olması, yüksek miktarlar önemini yitirdi diyebiliriz. Mesela 8.000 TL'ye bir yıl kalabileceğin bir yeri kiralayabilirsin. Dönemlik veya işte dönemlik 4, diğer dönem 4 şeklinde veya tamamını kapatabilirsin 8.000 lirayla gibi. Anladım. O zaman hem sterlin hem Türk lirasını kullanıyor halk arasında. Evet, halk arasında öyle ama son zamanlarda dediğim gibi sadece ev kiralarında sterlin kullanılıyordu. O da Kıbrıs'taki ev sahiplerinin genelde İngiltere'de şurada burada olmasından kaynaklıydı. Ama artık çok hızlı bir şekilde inşaatlar yapıldığı için artık ona da gerek kalmadı diyebiliriz. Hani TL ile de istediğin evi istediğin yerden bulabilirsin. Anladım ama markette falan yine Türk lirası. Markette hepsi, her yerde yine Türk lirası. Yine Türk lirası. Peki hocam siz apartta mı kaldınız yoksa ev mi kiraladınız? Şimdi şöyle, benim okuduğum okul, Kıbrıs'ta iki tane okul var. Lefke Avrupa Üniversitesi ve Malso'daki okul Doğu Akdeniz Üniversitesi. Bunlar yarı devlet üniversitesi, yani Türkiye'ye bağlı. Oraların devlet yurtları var. Mesela benim okulum Kıbrıs'taki en yüksek KYK yurt kapasitesine sahip öğrenciydi. Mesela başvuran 10 kişiden 9'una muhakkak hemen çıkardı KYK. Bir tanesi de önümüzdeki zamanlarda çıkardı. O yüzden ben 4 yılımı hem ailem çok istemediği için 4 yıl boyunca devlet yurdunda kaldım. Yurtta kaldınız. Peki yurt sürecinde farklı kültürlerden insanlar geldi mi? Hayır. Gelmedi. Hepsi Türkiye'den gelen insanlar. Devlet yurdu olduğu için. Ama mesela benim kaldığım devlet yurdunun önünde okulumuzun kendi yurdu vardı. Orada mesela Afganistan'dan da gelen vardı. İşte siyahiler, Türkler. Hani orada karma kalınıyordu mesela. O şekilde oluyordu. Peki hocam, şu şekilde soru sormak isterim. Tabii. Ulaşımınız nasıl oldu? Şimdi şöyle, Kıbrıs'ın avantajlarından bir tanesi öğrencilerin kullanabildiği, her okulun kendi servisleri vardır. Ama böyle belediye otobüsleri gibi kocaman otobüslerden bahsediyorum. Okulun renginde otobüsleri olur. Oraya öğrenciysen ücretsiz binebilirsin. Onun dışında akvalar var, çimen dolmuşları var gibi gibi. Ama çok başarılı ve iyi olduklarını söyleyemem. Yani mesela düzgün sistemli bir, her gün saat 7'de buradan geçer, her gün şuradan geçer, öyle bir sistem yok. Yani ulaşım aslında en büyük sıkıntı. Akvalar mesela 6'da biter, çimenler 7'de biter. Çimeni şey gibi düşünebiliriz, taksiler gibi. Yani 6 veya işte 5-6 kişinin taşındığı taksiler, akvalar normal şeyler, minibüsler. Ama dediğim gibi başarılı ve güzel çalışan bir sistemleri yok bu konuda. Yollar kötü Kıbrıs'ta ve servis, ulaşım imkanları kötü diyebilirim. Mesela saat 10'da diyelim ki Lefke'de kaldın veya Girne'desin, konserden dönüyorsun. Ya yüksek miktarlara taksi çağıracaksın, ya arabası olan bir arkadaşın olacak, ya kendi araban olacak. Orada gece ulaşımın sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Gündüz bir şekilde okul servisleriyle veya diğer bahsettiğim şekilde halledebilirsin. Ama akşamları ulaşımı sağlamak oldukça güç. Peki bu şehirlerde nasıl bir aktivite oluyor? Yani hani mesela şu şekilde
Türkiye'den örnek verirsem. İstanbul tarafında veya Denizli tarafında biraz daha böyle sosyal imkanlar gelişmiş oluyor. Ama mesela Elazığ, ondan sonra Diyarbakır taraflara baktığımız zaman sosyallik bir tık daha alt kalıyor İstanbul'a göre. Çünkü imkan açısından. Evet. Kıbrıs'ta bu var mı, yoksa Kıbrıs'ın genelinde mi bu sosyallik yüksek? Şimdi şöyle, Lef gibi öğrenci belediyesi. Yani mesela orada kasinolar, publar falan çok fazla yok. Yani daha az diğerlerine nazaran. Mesela daha orada öğrenciler kasinoya giremez bu arada, onu da söyleyeyim. Cezası var ve direkt deport, yani pasaportuna siyah mühürü yapıştırıp gönderirler yakaladıkları takdirde. Her şeyin affı var adada. Her konuda sana destek olurlar. Irkçılık olabilir, şiddet olabilir. Her konuda polisler senin yanındadır. Ama kasinoda yakalandıysan aynı hafta içerisinde gönderilirsin. Ama eğlenmek istiyorsan Kıbrıs'ta, gerçekten böyle gece hayatına çok rahat ulaşabileceğin yer Girne. Maosa'da, Lefkoşa'da, Lefke'de nispeten daha sakin yerler. Yani yine de orada arayabileceğin, bulabileceğin her şey var. Ama Girne kadar canlı ve gece hayatı olan yerler değil bence. Yani anladım. Eğlenmek için ne yapmak istiyorsan genelde Girne'desin. Fiyatlar birazcık daha yüksektir diğer belediye, diğer şehirlere göre. Ama eğlenmek için tek adres bence Girne. Anladım. Bu kazino işini de eklemek istediniz. Tabii. Ben de onu soracaktım. Hani kırmızı çizgiler o zaman. Evet, kırmızı Kıbrıs'ta çizgi. Bir uyuşturucu, iki kasinolar. Kasinolar, anladım. Hocam peki Kıbrıs'ta okurken ortalama kaç lira harcıyordunuz? Şimdi ben devlet yurdunda kalıyordum. Ortalama 400 lira gibi bir miktar oraya veriyordum. Elektrik, su vesaire hiçbir şey ödemiyordum. Geri kalanı benim kişisel harcamamdı. Yani sosyallikten bahsettik ya, ben mesela canım ne istiyorsa onu yapıyordum. Maddi bir sıkıntım yoktu. Aylık 2500 liraya istediğim her şeye ulaşabildiğim, her şeyi yapabildiğim bir hayatım vardı o zaman. Anladım. Peki alım gücü nasıl Türkiye ile kıyasladığımız zaman? Şimdi şöyle, önceden Kıbrıs'ın bu konuda çok daha güç olduğunu söyleyebilirdim. Yani ama şu an kıyaslıyorum, Türkiye ile hemen hemen aynı pahalılık konusunda. Yani mesela şu an bakıyorsun, işte dışarıda bir yemek yemek istedim, bir sokak lezzeti, herhangi bir şey olabilir. Burada 20 liradan aşağı, 30 liradan aşağı vermiyorsun. Orada da bir mukabele aynı şekilde. Sadece buradaki kadar fazla seçenek olmadığını söyleyebilirim orada. Ama fiyat konusunda denk. Anladım. Peki hocam, Kıbrıs'ta okumak isteyen öğrencilerimize, arkadaşlarımıza eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Bazı konularda zorluk yaşayacaklardır muhakkak. Yani iyi Kıbrıslılar olacak, size her şeyle destek olmak isteyen ama sizi sadece para olarak gören Kıbrıslılar da olacak. Bunlara hazır olmanız gerekiyor. Birçok noktada, hani sonuçta göçmensin, dışarıdan geliyorsun. Bunlara hazır olman gerekiyor ve yollarıyla, yolları kötü dedim, işte insanlar farklı. Hani bu farklılıkları, farklılıklara tahammül edebileceksen, bunları hoşgörüyle karşılayabileceksen Kıbrıs'ta mutlu olabilirsin. Ama bunlar senin için büyük problemse, yani Türkiye'deki gibi bir hayat istiyorsan Kıbrıs pek sana göre değil diyebilirim yani. Anladım. Peki hocam, çok teşekkür ederim verdiğiniz cevaplardan dolayı. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videoların devamı gelecek. Takipte kalın.